Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. İnşallah sohbetimize Sultan Abdülhamid'in sözüyle başlayacağız. Sultan Abdülhamid 33 yıl boyunca Osmanlı'yı adalet ile, ferah ile, huzur ile yönetmiştir. Sultan Abdülhamid bir gün şöyle söylüyor: hangi taşı kaldırdıysam altında İngilizler vardır demiştir. Bugün de hangi taşı kaldırırsanız kaldırın altında İngilizler var. Altında Yahudi locaları var. Altında gayrimüslim kim ararsanız var. Çünkü bugün güç onlarda. Bunun sebebi de bizim bölüşmelerimizden dolayıdır. Kendimizi bölüyoruz. Bakın düşünün. Bunu söyleyenler, İslam'ı tebliğ ettiğini iddia edenler, bakıyorsun ki kendi içlerinde parçalara bölünüyorlar. İşte bu şu cemaatten, bu şu cemaatten, bu şu topluluktan. Bizi bir eden dinimiz, bir eden Rabbimiz, bir eden peygamberimiz, bunlar hepsini bir köşeye atmışız. Hepsini bir köşeye katmışız. Ve kendi içimizde birbirimizle uğraşmaktan başka işimiz kalmamış. Bakın, ibret alınacak, fayda görülecek bir kıssa. Bir gün İngiliz casuslarından birkaç kişi Nur Şin'e, Şeyh Abdurrahman-ı Tahir'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki, biz bakıyoruz bu civarda senin sözün çok geçerli. Emrinde binlerce insan var. Gel sana para verelim. Sana her türlü silahı hazır verelim. Osmanlı'ya baş kaldır. Sen de özellik ilan et. Ayrı bir devlet kur kendine. Sultan Abdurrahman-ı Tahir Kudüs'ü ruhu tebessüm ediyor. Valla güzel diyor. Güzel bir şey söylüyorsunuz. Olur diyor. Ama diyor bana bir mühlet verin. Bir 6 ay kadar bekleyin. Ben çevremdeki mirlere, beglere, aşiret büyüklerine bir onlara anlatayım bu durumu. Onları da ikna edeyim. Ondan sonra. Tamam diyorlar. Bir süre bekle 6 ay. 6 ay dolmadan bir 6 ay daha izin istiyor. Bir seneyi buluyor. Sonra Sultan Abdülhamid'in hani Şeyh Abdurrahman-ı Tahir'in yanına geliyorlar. Diyorlar ne diyorsun? Cevabı nedir bize? Diyor gidin bir daha da buraya gelme. Onlara çok kızıyor. Etrafındaki halifeler, büyük alimler diyorlar ki ilk seferde niye onlara bu tepkiyi vermedin, kızmadın, onları göndermedin, şimdi gönderiyorsun. Dedi ki ilk geldiklerinde devletimiz, hükümetimiz bir kargaşa içerisindeydi. Dedi ki ben onları ilk sefer tepki verip yollasaydım bizim bu çevredeki ağaların yanına, aşiret büyüklerinin yanına giderlerdi. Onları altında kandırırlardı. Ve devlete baş kaldırırlardı. O yüzden dolayı zaman kazanmak için onlara mühlet verdirdi. Elhamdülillah. Şu anda başımızda Sultan Abdülhamid var. O vatanını, milletini seven bir kişidir. Bu Şeyh Abdurrahman-ı Tahir'in Sultan Abdülhamid hakkındaki görüşüdür. Ve ondan sonra bu İngilizler kalkıp Sultan Abdülhamid'in yanına gidiyorlar. Diyorlar ki Bitlis tarafında, Nurşin'de biri çıkmış kendine Sultan Abdurrahman dedirtiyor. Osmanlı'ya baş kaldıracak diye onu kötülüyorlar Sultan Abdülhamid'in yanına. Sultan Abdülhamid 2 tane hafiyesini Nurşin kariyesine yollar. O anda Şeyh Abdurrahman-ı Tahir Kudüs'ü ruhu da Murat Köprüsü'nü yaptırmakla meşguldur. Çok önemli bir köprüdür. Çünkü çok insanlar orada boğulmuşlardır dereyi geçerken, suyu geçerken çok insanlar boğulmuştur. Ama Şeyh Abdurrahman-ı Tahir müridanları